Hipnozla olabilir. Yani hipnozla yapılabiliyor. Fakat yani bir kısmı yapılabilir. Tamamı değil de beynin büyük bir kısmı kullanılabilir. Hafıza kısmı çok iyi kullanılabiliyor. Emir verme yönleri çok iyi kullanılabiliyor. Mesela vücuda akıl almaz kuvvet verme gücü var beynin. Vücut çelik gibi oluyor mesela. İnsan yapamaz normalde. Kasıyor bütün vücudunu. Vücut taş kesiliyor. Yani bir insanın üstüne çıkabileceği kadar kuvvetli oluyor. Mesela başını sandalyeye koyuyorlar havluyla başına yaralanmasın diye. Ayağını da sandalyeye koyuyorlar. Dümdüz böyle. Köprü gibi oluyor. İnsan onun üstüne çıkıyor. Yani yürüyebiliyor üstünde. Yani hiç milim santim kıpırdamıyor böyle. Çelik gibi. O bu beynin gücü kullanılarak elde ediliyor. Normalde insan hayattayken de beynin gücünü onu elde edebilir. Ama elde edemiyor. Mesela hafızasını kullanabilir. Biz bir arkadaşımıza, doktor arkadaşımız seans yapmıştı. Onu 7 yaşına göndermişti. Şu an neredesin? Evin balkonu koskoca adam böyle bir 95'lik çocuk. Doktor yani şimdi ismini de vermeyeyim de şu an doktorluk yapıyor. Geliyorum, gidiyorum falan öyle konuşuyor böyle. El kol hareketleri çocuklaştı. Bisikletin üstündeyim şu an diyor. Balkonda annem şurada diyor. Balkonu bütün detaylara tarif etti. Balkonda nasıl oynadığını falan. O anı bütün ama gün ve tarih olarak. 7 yaşına döndü. Gün ve tarih veriyor. O gün ona ve bütün eşyaları falan görüyor. Her şeyi anlatıyor. Balkonu falan birebir anlatıyor. Yine Musevi bir kız arkadaşımız vardı. Ona hipnoz yapılmıştı. Ben dedim ki bizim arkadaşın evindeydik. Yasinlerin evindeydik. Yan odaya dedim bir şeyler götürün koyun. Orada birisi bir şeyler yapsın. Bakayım bilecek mi dedim. Şimdi dedi ki yan odaya geç dedik hipnoz halindeyken. Geçtim dedi. Şu an odanın üstündeyim dedi. Yani tavandan bakıyorum odaya dedi. Ne yapıyor arkadaş dedim. Gazete okuyor dedi. Hangi gazeteler? Gazeteleri tarif etti. Masanın üstünde neler var dedim. Hepsini anlattı tek tek. Baktık odaya. Aynısı dediğinin aynısı. Tıpkısı yani. En ufak bir detayına kadar bütün detayları sordum. Hangi gazeteyi okuduğunu falan hepsini söyledi. Şu an diyor, seyrediyorum diyor, tavandan diyor. Odayı diyor, görüyorum şu an diyor. Ya beynin böyle bir gücü de var. Sonra dedi ki peki o zaman akrabalarına gönderelim sen dedik. Nerede akraban var? Adalarda var dediler. Adalarda. E tamam hadi şimdi oraya git adalardaki adresini biliyorsan dedik. Adalara şu an gittim dedi. Ne yapıyorlar şu an? Masada dediler. Hepsi yemek yiyor dedi. Sıralanmasını sorduk. İşte teyzem şurada, halam şurada. Hep beraber sofrada şunlar var, yemek yiyorlar dedi. Uyandırdık, telefon ettirdik. Aynısını söyledi akrabalar. Masada şu var, şu var, şu var. Sıralar dizilmesi. Masada olanların, yani masadaki yiyeceklerin hepsini aynısına söyledi. Sonra bu metinle hipnoz yapmışlardı. Ondan sonra beni çağırdılar. Baktım adam uyuyor falan. Ya, çekindim. Lan dedim hemen uyandır bunu dedim. Ben görmek istemiyorum dedim. Böyle derin uyuyor yani. Elleri falan hafif hafif oynuyor falan ya. Hocam dedi öyle yapmayayım dedi. Gözünü açtı. Ulan dedim daha korkmuşum. Sonra neyse beni ikna etti. Gözlerini açtı uyuyor böyle. Bakıyor bana normal etrafına bakıyor. Şu an dedi uyuyor hocam dedi. Konuşmuyor hakikaten böyle bakıyor yani. Yani insanın kanı iliği çekiliyor. Sonra dedi ki hocam dedi şimdi siz bir şey söyleyin dedi. Ben ona telkin yapayım dedi. Aynısından yapar dedi. Tamam dedim o zaman uyandıracağım biraz sonra dedi. Uyandırdınız zaten yapacak dedi. Ben dedim yeşil bardak dediğimde dedim. Başını 20 saniye kaşısın dedim. Ondan sonra hipnozda ben içeri geçtim. Onu uyandırdı hipnozdan. Geldi içeri oturdu. Nasılsın ne yapıyorsun falan dedim. Oturduk sohbet etmeye başladık. Ya arkadaşlar dedim içeride bir yeşil bardak vardı onu getirsene falan dedim.
Bu hocam özür dilerim dedi, içeri geçebilir mi dedi. Niye ki falan dedim, o anda kaşınmaya başladı. Ama deli gibi kaşınıyor böyle. Direkt içeriye geçti kaşınarak. Yani hakikaten 20 saniye kadar kaşındı, sonra geri geldi. Ya nereden icap et dedim, niye kaşındı dedim. Birden de kaşınma hissi geldi dedi. Yani nedenini bilmiyor. Yani çok şiddetli bir kaşınma hissi geldi dedi. Yani beynin gücü açısından sorulursa işte bunlar, yani bu daha da kapsamlı hale getirilebiliyor. Mesela şeyde ciltte yanık oluşturulabiliyor. Cildin yandı dersen cildi su topluyor. Tabii kabarıyor cildi yani yandı dersen. Aynı şey cilt alıyor onu, yani o şeyi o şekilde yorumluyor, alıyor. Bizim alkası dombik. Ona dedik ki ama ben hipnozdan hiç alakam yok, anlamam, hiç yapmam. Bunu yapanlar doktor arkadaşlar yani. Olaylarda ben hiç dahil değilim, yani ben duyduklarımı anlatıyorum. Buna demişler ki, ya demişler şimdi bizim eve geldik ama burası biraz gökdelen tipi bir apartman demişler. Yani çok yüksek, 22 kat demişler, çıkabilir misin demiş. Yavaş yavaş çıkarım falan demiş. Hadi çık demişler. Çıkmaya başlamış, beşinci ona akıl almaz soluk soluğa kalmış, böyle kızarmış. Muazzam terlemeye başlamış. Yani artık gücü yetmemeye başlamış. Biraz daha hızlı çıkıyormuş böyle. Alenen çıkma yani, merdivenden çıkma şekli, yorulmuş, o yüzden bırakmışlar. Yani belirli bir şeyde bırakmışlar. Akıl almaz yorulmuş yani, böyle şakır şakır terlemiş. Yani beyin gücü açısından bu da var. Ama biz yıllar oluyor, ben 20 yıl falan olmuştur. Ondan sonra hiç yaptırtmadım öyle bir şey. Yani ben yani katılmadım, yani teşvik de etmedim. Adamların eşkal bozuk kardeşim. Yani şimdi mesela bu parmakta çağıranlar var. Çok Anadolu'da bilinir parmakta çağırma, şu baş parmağa yazı yazılıyor. Ondan sonra duası var böyle, açık renkli gözlü kızlarda oluyor, yapılabiliyor. Yani çok açık renk gözlü. Ama Anadolu'da küçük kız çocuklarında yapıyorlar. Yani 7-8 yaşında genç kızlarda yapıyorlar. Yani mesela bir olay oluyor, biri hırsızlık yapmış oluyor, o parmağında ekran oluşuyor, ekranda hırsız görünüyor. Yani çalma anı görünüyor. Sesler falan hepsi duyuluyor. Bizim arkadaşlardan bir arkadaşımız da onu yapmışlar. Babasının dükkanına saldırmışlar, adama kırmışlar pencereyi falan. Kaçmışlar, kim olduğunu tespit edememişler. Cinciye götürmüşler, cinci o bizim arkadaşı seçmiş. Onu müsait bulmuş, yani yaşı küçük olduğu için. Onun parmağının üstüne yazı yazmışlar. Arapça bir yazı, dua. Ondan sonra işte duasını yaptıktan sonra bir süre sonra ekran belirmiş parmağında. Camın kırılma şekli, adamlar gelen saldıran, hepsini görmüş tek tek. Gayet net ekran olarak görmüş. Ama çok korkmuş. Koşarak ağlayarak banyoya gitmiş, elini yıkamış. Baktım diyor, yine duruyor görüntü diyor. Gene yıkadım diyor, sonra flulaştı görüntü diyor. Tekrar tekrar yıkanmış, parmağını sürekli sallıyormuş kurtulmak için. Sonra görüntü kayboldu diyor. Yani tabii ürkütücü yani, adam parmağına baktığında görüntü. Geçenlerde öyle yapmıştık. Birbirlerini itiyorlarmış ekranda görünebilmek için cinler. Ama eşkal, yani Allah vermesin diyor, böyle eşkal bozukluğu görülmemiş daha. Acayip berbat bu suratları falan. Ya birbirlerini çekiştiriyorlarmış meraktan böyle, ekranda görünen. Hani televizyona çıkmaya çalışan çocuklar da böyle, ufak, onlar gibi. Yani bu televizyonun sistemi var dünyada. O Hazreti Süleyman devrinde de var, o tahtın gelişi öyle. Yani televizyon görüntüsü şeklinde oluşmuş o. Net üç boyutlu görüntü oluyor. Böyle bir sistem var ama nasıl bir yöntem bilinmiyor bu. Bunun bir araştırılması lazım. Yani aynısını oluşabiliyor görüntü. Şimdi tabii bunu herkese tavsiye etmem ama rahatça yapılabilen bir şey bu. Parmakla görüntü. Bu ekran bazen büyüyor. Daha büyük oluyor mesela.
2 metreye 1 metre falan da büyüyebiliyor ekran. Bazen ekran duvar boyutu, yani çok çok büyük olabiliyor. Bazen de şahıs ekranın içine giriyor. Kendi de ekranın içine giriyor. O kadar büyük oluyor. Ama oradan tabii Bakırköy herhalde. Acil koduyla Allah vermesin. Bir de o ekipte olursa artık düşünemiyorum yani yanında. Yalnız duman halinde gelme olayı hakikaten o kolayca olabiliyor olduğunu duydum yani. O net. Azot dumanı gibi o doğru o. Anladım. Yani kesin kanaatim geldi ona. Etrafta bir şey hissediliyor mu? İnsan rahatsızlık hissediyor mu? Efendim? Dumandan mı? Evet. Giriş yani. Yok ya, tatsız tutsuz bir dumanmış yani, öyle diyelim. Yani azot gazı gibi. Azot gazı gibi. Ama bu net yani, kesin. Eminim yani. Anlatan arkadaşın ifadesinden eminim. Bu parmakta görüntü de net. Bunlardan hepsinden eminim. Biz zaten bir seansa ben katıldım. Orada bir arkadaşla konuşmuştuk, anlatmıştım size. Dedi ki bana cin, hocamız dedi görüşmesin o kızla dedi. Niye dedik? O kız şey dedi yani, çok kötü bir ifade kullandı. Ya dedik, o ne biçim ifade falan dedi cine. Yok yok, kesin dedi, öyle birisi dedi. Ondan sonra sabah dedi erkek arkadaşıyla görüşecekler. İstersen şimdi sorun dedi. Ya dedik, şimdi gece yarısı sorulur mu? Uyuyordur, ayıp olur falan dedik. Yok yok dedi, sorun dedi. Arkadaşın ismi Vedat dedi. Sabah görüşecekler dedi. Artık ben dayanamadım, sabah 7 gibi falan arattırdım telefonla. Ya dedim, seni bekliyoruz dedirttirdim arkadaşına. Gelemem dedi. Niye dedik? Şimdi çıkacağım dedi. Nereye gidiyor? Arkadaşımla görüşeceğim. İsmi ne arkadaşım? Vedat dedi. Ya Vedat ismi ya, nasıl bilir ya? Yani sabah ya, ara diyor ısrarla. Israrla ara diyor ya. Ama bu işlerden ben anlamam, o söyleyeyim yani. Hiç böyle seans falan onun işlerine girmedim. Hipnozda kendim hiçbir şekilde yapmayı da bilmem. Çekinirim böyle şeylerden. Ya, görmeye bile tahammül edemedim ben yani. Ya uyur halde gördüm, hakikaten hemen odadan çıkıp gittim yani. Bakıyordu ama diri diri ya. Ben yani yapamam öyle bir şey. Kanım iliğim çekildi ya. Ya normal bakıyor yüzüme yani. Uyuyor mu diyeyim? Evet uyuyor şu an. Konuşmuyor da ya. Metin falan diyorum ben ya. Allah vermesin ya. Dağlara taşlar. Evet, dinliyorum.